Sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz fiil çekimi. Fiil çekiminde fiillerdeki kişi, olumsuzluk ve soru nedir? Onları görüyoruz. İlk önce çekimli fiil nedir? Belirli bir zaman ya da dileği kişiyle birlikte gösteren fiillere denir. Çekimli fiil kişi ve kipekleri yardımıyla çekimlenir. Fiil çekim ekleri fiil kök veya gövdelerine eklenerek fiillerin zamanını, yapılış şeklini, şahsını belirtirler. Fiillerde kip. Fiillerde kip, eylemin gösterdiği iş, durum veya oluşun zamana bağlı olarak nasıl gerçekleştiğini veya nasıl gerçekleşeceğini gösteren söyleyiş kalıplarına denir. Türkçe'de haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere iki tür kip vardır. Haber kipleri bilinen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. Dilek kipleri ise gereklilik kipi, şart kipi, istek kipi, emir kipi. Tabii kiplere geçmeden önce öğrenmeniz gereken ya da hatırlatmam gereken bir şey daha var. Onlar ne? Şahıslar. Türkçe'de ben, sen, o, biz, siz, onlar olmak üzere 6 şahıs var ve biz çekimli fiili bunlara göre yapacağız. İlk olarak bilinen yani görülen geçmiş zaman. Görülen, tanık olunan, bilinen veya yapıldığından emin olunan geçmişe ait bir eylemin anlatılmasında veya bildirilmesinde kullanılır. Bu zamanın eki dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü ekleridir. Şimdi gel fiilini 6 şahısta çekimleyelim. Geldim, sen geldin, o geldi, biz geldik, siz geldiniz, onlar geldiler. Bu şekilde. Bil fiili ben bildim, sen bildin, o bildi, biz bildik, siz bildiniz, onlar bildiler. Şimdi siz de videoyu durdurup burada düşmek fiilini benim burada yaptığım gibi çekimleyebilirsiniz. Sonra videoya devam edebilirsiniz. İkincisi duyulan, öğrenilen geçmiş zaman. Görülmeyen, başkasından duyulan veya bittikten sonra fark edilen geçmişe ait bir eylemin anlatılmasında veya bildirilmesinde kullanılır. Bu zamanın eki de mış, 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 mış ekleridir. Evet, gel fiilini buna göre de yapalım. Gelmişim, gelmişsin, gelmiş, gelmişiz, gelmişsiniz, gelmişler. Yine bil fiili bilmişim, bilmişsin, bilmiş, bilmişiz, bilmişsiniz, bilmişler. Ben genelde daha iyi anlayın diye hep iki örnek verdim. Üçüncü örneği de siz videoyu durdurup kendiniz deneyebilirsiniz. 3. Şimdiki zaman. Halen yapılmakta olan, henüz tamamlanmamış bir eylemin anlatılmasında veya bildirilmesinde kullanılır. Şimdiki zaman eki, yör ekidir. Şimdiki zaman şu an yapılan işlerden bahseder. Yine örnek, geliyorum, geliyorsun, geliyor, geliyoruz, geliyorsunuz, geliyorlar. Yine bil fiilini de buraya yaptım, düş fiilini de siz yapın. 4. Gelecek zaman. Gelecek zaman içerisinde bir eylemin bildirilmesinde kullanılır. Yani henüz gerçekleşmeyen, ileri bir zamanda gerçekleşmesi beklenen fiiller için acak, ecek ekini kullanırız. Geleceğim, geleceksin, gelecek. Geleceğiz, geleceksiniz, gelecekler. Yine düş fiilini de videoyu durdurup siz yapın. 5. Geniş zaman. Eylemin geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanların tümüne ait olduğunun, yani her zaman tekrarlandığının bildirilmesinde ve genel yargıları anlatmakta kullanılır. Geniş zaman eki ar, er, re ekidir. Geniş zamanı örnek olarak dişlerimi fırçalarım, spor yaparım, okula giderim gibi her zaman yapılan fiiller için geniş zaman eki kullanılır. Gel fiilini yapacak olursak. Gelirim, gelirsin, gelir. Geliriz, gelirsiniz, gelirler. Yine bilirim, bilirsin, bilir. Biliriz, bilirsiniz, bilirler. Haber kipleri bitti. Şimdi sırada dilek kipleri. Dilek kipleri bir dileği, bir isteği, tasarlanan bir hareketi anlatan kiplerdir. Dilek kiplerinde zaman anlamı yoktur. Dilek kipleri dörde ayrılır. Bunlar gereklilik kipi, şart kipi, istek kipi, emir kipidir. İlk olarak gereklilik kipi, eylemin yapılmasının gerekli veya zorunlu olduğunu ifade eder. Eki, malı, meli ekleridir. Gelmeliyim,
Gelmelisin, gelmeli, gelmeliyiz, gelmelisiniz, gelmeliler. Yine bilmeliyim, bilmelisin, bilmeli, bilmeliyiz, bilmelisiniz, bilmeliler. Şart gibi fiil kök veya gövdesine gelerek söz konusu olan işin dileğe veya şarta bağlı olduğunun bildirilmesini sağlar. Eki, sase ekleridir. Gelsem, gelsen, gelse, gelsek, gelseniz, gelseler. Bilsem, bilsen, bilse, bilsek, bilseniz, bilseler. Düşmek fiilini de videoyu durdurup siz yapın. Ondan sonra devam edebilirsiniz. 3. İstek gibi. Cümleye istek, dilek, temenni anlamı katar. İstek kipinin ekleri AE ekleridir. Geleyim, gelesin, gele, gelelim, gelesiniz, geleler. Bilmek fiili. Bileyim, bilesin, bile, bilelim, bilesiniz, bileler. Yine düşmek fiilini de yapın. Emir kipi. Emir kipi diğerlerine göre biraz farklı. Eylemin yapılması gerektiğini emir şeklinde bildirir. Emir kipinin eki yoktur, kişi ekleriyle çekimlenir. Birinci tekil ve birinci çoğul şahsın ise emir çekimi yoktur. Neden? Çünkü ben kendime emir veremem. Kendime emir veremediğim gibi biz şahsında da emir kipi yoktur. Yani kendimize de emir vermeyiz. Yani ben ve bizde emir kipi yok. Sen gel, o gelsin. Siz gelin. Onlar gelsinler. Sen bil, o bilsin. Siz bilin, onlar bilsinler bu şekilde. Son olarak fiil kiplerinde olumsuzluk ve fiil kiplerinde soru. İlk önce olumsuzluk bakalım. Duyulan geçmiş zamanda gelmemişim, gelmemişsin, gelmemiş, gelmemişiz, gelmemişsiniz, gelmemişler. Görülen geçmiş zamanda gelmedim, gelmedin, gelmedi, gelmedik, gelmediniz, gelmediler. Gördüğünüz gibi mame olumsuzluk eki getirilerek yapılır olumsuzu. Şimdiki zaman gelmiyorum, gelmiyorsun, gelmiyor, gelmiyoruz, gelmiyorsunuz, gelmiyorlar. Şimdiki zamanda mame eki daralma yaşamış ve gelmiyorum yerine gelmiyorum şekline dönüşmüş. Bunu da göz ardı etmeyelim. Gelecek zaman gelmeyeceğim, gelmeyeceksin, gelmeyecek, gelmeyeceğiz, gelmeyeceksiniz, gelmeyecekler. Geniş zamanda gelmem, gelmezsin, gelmez, gelmeyiz, gelmezsiniz, gelmezler. Geniş zamanın olumsuzunda ise er geniş zaman eki ortadan kayboluyor. Direkt mame olumsuzluk eki gelir. O şekilde burayı da karıştırmayalım. Yani mazme şekline dönüşebiliyor. Yine şart kipinde olumsuzluk da aynı şekilde mame eki getirilerek yapılır. O yüzden onları uzun uzun yazmadım. Direkt getirip yapabilirsiniz. Fiil kiplerinde soru. Fiil kiplerinde soru. Duyulan geçmiş zaman gelmiş miyim? Gelmiş misin? Gelmiş mi? Gelmiş miyiz? Gelmiş misiniz? Gelmişler mi? Görülen geçmiş zaman geldim mi? Geldin mi? Geldi mi? Geldik mi? Geldiniz mi? Geldiler mi? Şimdiki zaman geliyor muyum? Geliyor musun? Geliyor mu? Geliyor muyuz? Geliyor musunuz? Geliyorlar mı? Gelecek zaman gelecek miyim? Gelecek misin? Gelecek mi? Gelecek miyiz? Gelecek misiniz? Gelecekler mi? Geniş zaman gelir miyim? Gelir misin? Gelir mi? Gelir miyiz? Gelir misiniz? Gelirler mi? Evet çocuklar, fiildeki konumuz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.